geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi olmayanlar da burada, iyi olanlar da burada. Çünkü bugünkü konumuz depresyon hakkında. Depresyonda olduğunun 5 belirtisi videosuyla şu anda karşınızdayım. Eğer ki bu 5 belirtinin 5'ini de gösteriyorsanız ağır bir depresyon içerisindesiniz. Eğer bu 5 belirtinin 3 tanesini gösteriyorsanız orta derece. Eğer bir tanesini gösteriyorsanız her şey yolunda demektir. Demek ki duygusal anlamda kendinizi bu kadar içinize kapatmanızın sebebi depresyon olabilir ve bunun farkında olmayabilirsiniz. İşte bu videoyla her şeyi açıklığa kavuşturacağız. Tabii videoya geçmeden öncesinde lütfen kanalıma abone olun ve bu videoya yorumunuzu atın arkadaşlar. Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli ve gece uyumadan önce mutlaka yorumlarınıza bakmaya çalışıyorum ve sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Eğer ki bu videodaki belirtileri gösterirseniz daha öncesinde depresyondan nasıl kurtulursun videosunu paylaşmıştım sizinle. Bu videodan sonra ona gidebilirsiniz. Çünkü orada işinize yarayacak tekniği tamamen anlattım ve kolaylıkla depresyondan çıkabilirsiniz. O zaman çok daha uzatmadan Instagram adresimi de şuraya bırakarak inşallah takip edersiniz. Orada da güzel bir şekilde yükselmeye devam ediyoruz ve Reels için yeni yeni içerikler çekmeye başlayacağım. Başka yerlerde paylaşmadığım. Haydi videoya geçelim. Öncelikle insanlarla çok konuşasın gelmiyorsa, yani kendini birazcık daha kendi dünyanın içine kapattıysan, yakın arkadaşların dahil kolay kolay insanlarla konuşmayı tercih etmiyorsan, her şeyi kafanın içinde yaşayıp geçmişi, şimdiyi ve geleceği kaygıyla içinde taşıyorsan ve bunları defalarca kez düşünüyorsan, demek ki depresyonda olduğunun ilk belirtisini gösteriyorsun demektir. Çünkü insanlara karşı uzaklaşma söz konusu bu durum içerisinde. Çünkü birisiyle bir şeyleri paylaşmak istemiyorsun. Kolay kolay güvenmiyorsun zaten. Tamam, bu yalnızlık, asosyalliğin de belirtisi olabilir. Ama normal hayatında böyle değilsen ve sonrasında kendini aşırı derecede kapattıysan ve insanlarla artık görüşesin gelmiyorsa, içinden gelmiyorsa, demek ki yine depresyonda olduğunun belirtisinin birincisini başarıyla atlattın demek oluyor. İkinci belirtimiz nedir peki? Çok özensiz giyinmek. Yani bir giyiniyorsun, böyle beğenmiyorsun, beğeniyorsun da beğenmiyorsun da çok kararsızsın. Yani böyle üstüne ne giydiğini çok da önemsemezsin. Ya da bakımın gelmiş mi gelmemiş mi, saçların güzel mi değil mi, pek de umruna değildir. Çünkü kendini birilerine beğendirmeye çalışmıyorsundur. Kendini kendine de beğendirmeye çalışmıyorsundur. Yani her şeyi saldım çayıra, Mevlam kayıra modunda olduğundan dolayı kendini iyice depresyonun içine sokarsın. Çünkü kendine öz değer anlamında değer vermediğinden dolayı zaten depresyona doğru ilerliyorsun ve değer veriyor olsam bile kendine son zamanlarda değer vermediğin için böyle bir psikolojiye ve böyle bir kaygıya düşmüş oluyorsun canım benim. O yüzden de kendini tamamen özensiz, işte mesela kahvaltını koydun mutfağa, sonra ona hiç dokunmuyorsun, ertesi gün ancak kaldırıyorsun gibi böyle üşengeçliklerin olabilir. Etraf dağınık. Yani kolay kolay toplamıyorsun. Çok da umurunda değil yani. Ha dağınık kalmış, ha değil. Temiz, tertipli falan olsun modunda değilsin. Umurunda değil yani. Ayakkabının rengiyle üstündekinin rengi hiç umurunda değil. Dışarı öyle salaş çıkabiliyorsun ki kolay kolay dışarıda çıkmıyorsun. Çünkü kendini iyice kapattığın için işin varsa belki işine gidiyorsun. Okulun varsa okula gidiyorsun. Ama haricen dışarı çok çıkma hevesin de yok. Kendine özenme durumunda söz konusu değil. Yani dediğim gibi birinci de asosyallik, ikinci de kendine dair özensizlik ve bakımsızlıktan söz edebiliriz. Peki üçüncü belirtimiz nedir? Kolay kolay bir insanla yakınlaşmak ya da flört etmek istemezsin. Yani kafanda bazı soru işaretleri vardır. Geçmişindeki bir insana dair düşüncelerin yoğun bir şekilde vardır. O yüzden yeni bir insanı kendi hayatına kabul etmezsin. Flörtleşesin gelmez. Birisiyle konuşasın gelmez. Duygusal boşluktaysan tabii bunları yaşayabilirsin aynı zamanda depresyonla birlikte. Ama genel olarak birisiyle konuşsan bile ertesi gün çok çabuk sıkılabilirsin. Yani hani ya ne yapacağım, aman konuşup ne yapacağım, puf, boş ver falan. Hani sürekli bir boş vermişlik. Yani devam etse etmese fark etmez. Çok da umurumda değil. Yani konuşmasam da olur modundaysam. Ve o karşımdaki insana tam olarak bir şans vermiyorsan, şans veriyormuş gibi gözüküyorsan, duygusal anlamda hayatına birisini tam anlamıyla kabul etmiyorsan ve geçmişindeki yaşadığın şeylere çok kafayı taktıysan ve devamlı gün içerisinde geçmiş hayatında bulunmuş olan kişi ya da senin geçmiş hayatınla alakalı yaşadığın bazı aksiyonlar, mesela ciddi anlamda maddiyat kaybı olabilir, arkadaş kaybı olmuş olabilir, sadece ilişki olarak değil aileyle alakalı problemler olabilir, geçmişteki şeyleri zihninde sürekli çevirip çevirip çevirip
Gün içerisinde düşünüyorsan yine depresyonun üçüncü belirtisini de gösteriyor oluyorsun ve bunun farkında olabilirsin ya da olmayabilirsin ama bütün bunlar aslında senin içinde yaşadığın o depresyondan kaynaklanıyor. Dördüncü belirtimiz nedir? Çok çabuk sinirlenirsin. Yani bir insan sana bir laf söyledi, aniden yükselebilirsin ya da aniden diyaloğu kesebilirsin. Çok yakın bir arkadaşın olabilir, onunla konuşuyorsun, tam sana ters bir şey söyledi, hemen anında yol verebilirsin böyle. Hani ya git tamam ne anlatıyorsun falan gibi böyle ani sinir çıkışların varsa ve insanların sana söyleyeceği, yönlendireceği şeyleri kabullenmiyorsan, mesela ailen diyor ki ya oğlum işte hadi şu işe gir ya, şunu yap bunu yap falan, ya yaparım yapmam falan filan diye böyle bir yükselmelerim varsa, yani normalde nasıl tepki verirsin? Bakacağım, halledeceğim, tamam merak etme falan filan böyle söylersin ya, ama bunda daha çok ani sinir çıkış yükselmelerin varsa, tabii depresyonun çok ilerleyen boyutlarında o umursamaz seviyeye ulaşabilirsin. Yani depresyonun ilk başlarında ani sinir çıkışların vardır ama depresyonun çok uzun zamandır devam ediyorsa artık o kadar büyük bir umursamamazlık vardır ki birisi sana bir şey mi söylüyor? Aman. Anne sana bir şey mi söylüyor? Yani tamam halledeceğiz tamam. Yani böyle sürekli boş vermişlik, işte laf söyleyeyim de bir şey demesin, işte üstüme gelmesin, beni salsınlar, beni bir bırakın, beni bir salın abi, ben yalnız kalacağım, bir kafamı dinleyeceğim, bir şey yapın beni yani, salın artık ya falan gibi böyle konuşmaların, böyle çıkışların varsa, ilk başta çok ani sinir çıkışların olduğundan dolayı kalp kırmaman gereken insanların kalbini kırabilirsin. Arkadaşlarının, ailenin, sevdiğin insanın kalbini kırabilirsin. Ama sonrasında bu insana ben bak depresyon olduğum için böyle bir tepki verdim, kusura bakma falan dediğinde belki karşı taraf anlayış gösterebilir. İlerleyen dönem içerisinde çok uzun zamandır depresyon içerisindeysen bile sana paylaştığım depresyondan nasıl kurtulursun videosunu izlersen uzun süre olmasına rağmen kurtulabilirsin. Merak etme. Bunun tekniği var arkadaşlar. Yani kurtulamayacağımız bir şey değil. Bazı arkadaşlar var. Yani bana böyle diyorlar depresyon, uzun zamandır depresyon yaşıyorum. Hani ben de geçmiş zamanda çok depresyon yaşamış olan bir insanım. Her sene de yaşadığım dönemler oluyor. Şöyle söyleyeyim. İlaçlar sizin kurtarıcınız değil arkadaşlar. Yani ilaç tüketerek bundan kurtulabileceğinizi falan düşünüyorsunuz. Bu umursamazlığınızdan, bu ruh halinizden, saçma sapan bir ruh hali var zaten üzerinizde. Bundan kurtulabileceğinizi düşünüyorsunuz ama sadece ilaç yeterli değildir arkadaşlar. Bazı insanlar için evet gereklidir ama genel itibariyle yeterli değildir. Çünkü onlar sizi daha da sersemleştirir, daha da psikolojinizi alt üst edebilir. Birçok yan etkisi var. O yüzden size bu tekniklerle çok daha kolay olabileceğini, herhangi bir ilaç kullanmadan da kendinizi iyi bir şekilde hissedebileceğinizi, bunu beyninize motivasyon yaparak, psikolojinizi kullanarak yapabileceğinizi söyleyebilirim canlarım, ciğerlerim. Bir başka belirti, yani son belirtiden bahsetmek gerekirse eğer, aşırı derecede kendinle kavgan varsa, yani neden onu yaptım ki, niye öyle dedim ki, niye şuraya gittim ki, yapmasaydım, etmeseydim, bilmeseydim, şimdi başka bir hayatım olacaktı. Sürekli kafanda ihtimalleri hesaplarsın. Yani dersin ki şöyle yapmasaydım, pişmanlık, yoğun bir pişmanlık, yoğun bir kendinle kavga durumu içerisindeysen, yani keşke böyle olmasaydı, keşke öyle bir insan olmasaydım gibi gibi. Kendini sevmemezlik durumu vardır ortada ve bu durumu ortadan kaldırabilmek için de kendinle barışman gerekiyor zaten. Yani başka türlü de bu işin içerisinden çıkamazsın. Çünkü duygusal anlamda iki tarafın var. Bir tarafın duygusal, gerçekten yoğun duygusal tarafın, diğer tarafın mantık tarafın ve geçmiş zamanda yaşanılmış bazı şeylere dair kendini suçladığın için kendini o duygularınla ve mantığınla sürekli büyük bir savaşa sokuyorsun. Diyorsun ki mantığım, ben doğru olanı yaptım, duyguların diyor ki yanlış olanı yaptın. Ya da duyguların diyor doğru olanı yaptın, mantığın diyor yanlış olanı yaptın. Sürekli bir duyguyla mantık arasında büyük bir kavga içerisindeysen ve şu anda anlattıklarımla 5'te 5 yaptıysan çok büyük bir ihtimalle depresyonda olabilirsin. Tabii ben bunları genelleyerek anlatıyorum arkadaşlar. Herkes öyledir demiyorum. Belki insanın karakteri bu şekilde de olabilir ama %90 ihtimalle, yani o civarı yakın bir ihtimalle bütün bu belirtileri gösteriyorsanız depresyondasınızdır demektir. Şöyle söyleyeyim ben size, yani hani kendinizle kavganız büyük boyuta geldikçe kendinizde vücutsal anlamda değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela çok yoğun kilo alma, sürekli bir şeyler yeme. Çünkü kendine kavga ediyorsun ve bir şeyleri kafandan atmak için bir şeye odaklanıyorsun. Yoğun depresyon yaşayan insanlar kendiyle kavgasındaki o sesleri susturabilmek için bir şeye fazla odaklanabilirler. Bu telefon olabilir. Telefon bağımlılığı, yiyecek bağımlılığı, sürekli bir şeyleri yeme, sürekli bir şeyleri içme bağımlılığı. Yani sizi bazı bağımlılıklara sürükleyebilir ve bunlar size zarar veren şeylerdir. İşte mesela çok saatler boyu oyun oynamak gibi şeyler. Aslında bunlar size depresyonun sonuçlarında götürdüğünüz bir şeydir. Ve siz onu çözmeye çabalamıyorsunuzdur. Kafanızdan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz.
çalışıyorsunuzdur. Ama bu şekilde çözüm yolu sağlayamazsınız. Yani günde 10 saat oyun oynadığınızda ya da günde 10 saat telefonla ona bağımlı bir şekilde yaşadığınızda bu sorunlar gitmeyecek, uçmayacak ve bunun sorunlar hala senin içinde ve beyninde olmaya devam edecek. Gece uyumadan öncesinde yine uykusuzluğa sebep olacak ya da aşırı uykuya sebep olacak. Çünkü duygusal anlamda büyük bir sersemleşme yaşadığından dolayı yani kendini bundan kaçmak için, bu kurtuluştan kaçmak için elinden geleni yapacaksın. Çünkü hiçbir şeye gücün yokmuş gibi hissediyorsun. Hiç enerjin kalmamış, artık bir şeyleri anlatmaya ya da bir şeyleri yapmaya enerjin kalmamış gibi hissediyorsun. Aslında bütün bunlar depresyon olgusunun sana yaşattığı şeyler. Aslında senin böyle bir gücün var. Bunu kaldırabilme gücün de var canım benim. Sadece sen bunu kabullenmiyorsun. O yüzden kaçacak sürekli bir yer arıyorsun. İşte sürekli dışarıdasın mesela. Sürekli eve girmiyorsun. Ya da sürekli evdesin, hiç dışarı çıkmıyorsun. Ya da sürekli bir şeye odaklanmışsın, kafanı onunla bozmuş durumdaysan zaten bu durumdan kaçmaya çalıştığının çok net bir şekilde belirtisidir. Kilo alabilirsin, çok aşırı kilo verebilirsin. Psikolojik anlamda bu kadar yıpranmış olman aslında bedensel anlamda da çok büyük değişiklikler yaşamana da sebep olabilir. O yüzden en kısa sürede bu durumdan kurtulmaya çalış ve bu durumu kabullen içinde ve kurtulacağına da inan. Sonrasında ise benim depresyondan kurtulma yöntemi başlığı adı altında anlattığım videomu izleyebilir ve orada nasıl bu işin içinden çıkacağını net bir şekilde ayırt edebilirsin canım benim. Umarım videomu beğenmişsindir. Umarım bu belirtilerin hepsini göstermiyorsundur. 2-3 tanesini gösteriyorsam bile depresyondan kurtulma videomu izle. Orada nasıl tamamen bu işlerden kurtulabileceğini, nasıl kendini çok daha iyi hissedebileceğini, motive edebileceğini gibi gibi şeyleri daha net anlayabilirsin. Aynı zamanda özgüven anlamında problem yaşıyorsan özgüvenini nasıl yükseltirsin videomu da izlemeni tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ceylin Akçalı kanalından hoşçakalın. Bugün biraz moralimizi bozan bir video oldu belki ama merak etmeyin, toparlayabiliriz. Çünkü sen çok daha iyisini hak ediyorsun. İnsanların sana bahşettiği hayatı değil, sen çok daha iyisini hak ediyorsun ve bunu çabalamadan yapamazsın. Kendi çabalarınla bir yerlere geleceksin. İnsanlar senin için hiçbir şey yapmayacaklar. Hep bir şeyler yaptıklarını, hep fedakar olduklarını söyleyecekler ama aslında hiçbir şey yapmıyor olacaklar. O yüzden bu fedakarlığı artık sen kendine yap. Kendini düşün ve kendi hayatını toparla. Sonra etrafındaki insanların hayatlarını toparlarsın. Önce kendine iyi bir şekilde toparlayacaksın ki güçlü olacaksın ki başka insanlara da güç verebilirsin, enerji olabilirsin. Ceylin Akçalı kanalından hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Burcu ve arkadaşlarım, siz de katıl butonundan katılıp kanalımı destekleyebilirsiniz. Diğer videolara göz atın. Bay bay.